Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir haşlama tarifi vermek istiyorum. Bugün sizlerle terbiyeli kuzu gerdan haşlama yapacağız. Bütün malzemelerimiz hazır. Hemen tarifimize başlayabiliriz. Bu amaçla 750 gram kadar 6 parça kuzu gerdanım var. Kuzu gerdanlarımı yıkadım. Yarım saat suyun içerisinde bıraktım. Sonrasında suyunu süzdüm. Şimdi işlemimize başlayabiliriz. Öncelikle 2 yemek kaşığı kadar, evet, zeytinyağımızı attık. Ocağımızın altını yakıyoruz. Evet, zeytinyağımız iyice kızdı. Şimdi gerdan parçalarımızı kağıt havluyla İyice sularını alıyoruz. Evet. Şimdi kızgın yağımızı atıyoruz. Ve mühürleyeceğiz her tarafını. Peki dostlar, gerdan en lezzetli yerlerinden bir tanesidir. Onun için ben gerdanı çok tercih ederim. Sizlere de tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 7-8 dakikadır mühürlüyorum. Bu kadar kâfi. Şimdi bir çay kaşığı kadar tane karabiberimizi atıyorum. Bir adet defne yaprağımı atıyorum. 6 diş kadar sarımsağımı atıyorum. Ve üzerine sıcak su ekliyorum. Yaklaşık 1,5 litre kadar sıcak su ekledim. Kaynayana kadar yüksek ateşte, sonrasında kısık ateşe getirerek yaklaşık yarım saat boyunca etlerin iyice pişmesini, yağlarını salmasını bekliyoruz. Sonrasında tekrar bir arada olacağız. Evet, sevgili dostlar, bir yarım saat kadar kaynadı. Şimdi bu aşamada 3 tane patatesimiz var. Soyduğum patatesleri 4'e keserek atacağım. Patateslerimi atıyorum. Bu arada köpükler oluşmuştu üzerinde. Köpükleri ben aldım. Yine soğanımız var. 4 tane soğan kullanacağım. Soğanları ikiye bölerek atıyorum. Arpacık soğanınız varsa daha iyi olur. 200 gram kadar arpacık soğan kullanmanız yeterlidir. Evet, soğanlarımızı attım. Şimdi havuçlarımız var. 2 tane havucumuz var. Havucumuzu da 3 parçaya bölerek atıyorum. Bu şekilde kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşe alarak yarım saat boyunca sebzelerle beraber tekrar kaynatıyoruz. Sebzelerimiz de bir yarım saat kadar pişti. Şimdi terbiyesini hazırlayacağız. Bir adet yumurtanın sarısı var. Yarım da limon sıktım. Şimdi öncelikle bir limonu katarak çırpacağım. Evet, az bir şey suyundan alarak alıştıracağım.
Evet, terbiyemiz de hazır. Şimdi terbiyemizi yemeğimize döküyoruz. Bir taşım kaynamasını bekliyoruz. Evet, bir taşım kaynadı. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. Tuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve çeyrek demet maydanoz ince ince kıyılmış. Onu da ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz tekrar. Bir dakika kadar daha kaynatıyoruz. Sonra altını kapatıyoruz. Evet, maydanozu arttıktan sonra bir dakika kaynadı. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Yemeğimizin de ağzını kapatıyoruz. Ve bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Sonrasında sıcak sıcak servis edip afiyetle yiyebiliriz. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlere terbiyeli kuzu gerdan haşlaması tarifi vermeye çalıştım. Özellikle soğuk havalarda hastalıktan korunmak için birebirdir. Denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Bir başka çok özel ve güzel tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın.